Dersim normalde yani tarihsel tarifiyle Osmanlı döneminde Osmanlı döneminde Dersim sancağı diye bir sancak var. Yani belli bir sınırlar, bir coğrafyanın içinde bir toprağın ismidir. Bu da bugünkü Muş-Varto'dan Erzincan'ın bir kısmını da Tercan'ın da içine alacak şekilde Sivas Koçgiri'ye kadar, oradan da güneyden işte Malatya'nın bir bölümünün Fırat Nehri'nde tekrar o doğudaki noktaya buluşturan yere aslında Dersim deniliyordu. Fakat Cumhuriyet dönemine geldiğimizde orada bir ilk o zaman Dersim'in ismi Tunceli olarak değiştirildi. 1935 yılında. Dersim'de kimler yaşıyordu? Dersim'de Ermeniler vardı. Bizim işte Zaza ya da Kırmanç dediğimiz Aleviler var. Aslında Kırmanç kelimesi bir inanç terimi. Hani demin dedim ya Kırmanç'ı Kırmancı. Alevilikte etnik kimlik referans alınmaz. Yani Türk de Alevi olabilir, Zaza da Alevi olabilir, Kürt tekeli olan da Alevi olabilir. Alevileşmiş Ermeni de vardır. Dolayısıyla biz bunların hepsine Kırmanç diyoruz. Yani inanç kimliği etrafında kendisine bir felsefik yaşamı esas alan, bir ana sözde ana yasa çerçevesinde yaşamayı kabul eden insanların yaşadığı bir topluluk. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda ilginçtir. İlk defa Dersimler Osmanlı'yla ittifak yapıyorlar. Bu da şundan kaynaklı. Normalde yani Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgaline karşı direniş sergilerken Dersimlerin de hatırı sayılır bir nüfusu var. Osmanlı'nın Dersimleri Ruslara karşı beraber savaşa ikna etmeleri için orada o potansiyeli çok iyi biliyorlardı. Dersimler aslında başta kabul etmiyor ama Alevi olduklarını biliyorlar. Celaleddin Çelebi vardı. Bugünkü Hacı Bektaş'ın velinin o dönemdeki işte ocak temsilcisi. Celaleddin Çelebi'yi Erzincan'a gönderiyorlar. Dersim aşiretleriyle bir toplantı yapıyorlar. Ruslara karşı savaşmasını ikna ediyorlar. Dersimler iki yıl boyunca Ruslara karşı o Doğu cephesinde dinlendiler. 38'e gelmeden evveli Cumhuriyet tarihinde 1921 Koçgiri hareketi var. Bu Koçgiri hareketinde Dersimler çok fazla dahil olamıyorlar. Çünkü Koçgiri'de biraz ulusal bir uyanış ya da ulusal farkındalık söz konusu. Dersimlerde öyle bir ulusal farkındalık yoktur. Yani böyle hani Türkçülük ya da Ermenicilik gibi bir gelişmişlik bir şey yok. Çünkü çok farklı etnik kimliklerden yan yana gelmişler ve ulus bilinci daha gelişmemiş. Dolayısıyla onlar için demin söylediğim Alevi kimliği çok ön plandadır. Ama Koçgiriler Alevi olduğu için destek sunmaya çalışıyorlar. Ama bu yeterince her iki taraf için de yeterli düzeyde bir destek olmuyor tabii. İlginçtir. Bu dönemde olan 30'la 35 arasında 6-7 tane rapor var. Yani bütün devletin önderliği isimleri farklı da olsa bugünkü güncel haliyle işte Genelkurmay, İçişler Bakanı, Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın yani İçişler Bakanlığı'nın buna benzer çok farklı raporlar var. Mesela 1. Umum Müfettişliği raporunda 1930'da diyor ki Dersim işi yalnızca bir silahsızlandırma işi değil. Oraya giden kuvvet her işi bitirip öyle çıkmandır. Bu ne demektir? Yani bu adamları canlı olarak bırakmayın. Bu işi bitirip öyle çıkın oradan diyor. Verdiği raporla. Yine Halit Paşa raporu var. O da 1930'da. Dersimi tamamen boşaltmak bu gibi bir tedbir olmakla gözükmüyor. Bu kadar büyük bir kitleyi götüreceğimiz bir yeri yoktur. Bu ne demektir? Yani bunları götüreceğimiz bir yer de yoktur. Bunları tamamen boşaltmak da bir şeye çare değil. O zaman yerine ima edin diyor yani. Rapor bu yani. Erzincan tarafında Zinigedi diye bir yer var. Erzincan'ın içerisinde yani Dersim
il sınırları içinde olmamasına rağmen Erzincan içindeki Alevileri toplayıp götürüyorlar. Ve hepsi erkek, 99 kişi. Götürüyorlar, yürütüyorlar, götürüp Dersim il sınırında öldürüyorlar hepsini. Yani muhtemelen o dönemde hani o sınırlar içerisinde öldürülerle ilgili bir cezai müeyyede yok ya, muhtemelen onun içine götürdüler, yoksa orada da bunlardı. Bu da yine bizim amcamız Ahmet Karaca bu kitabın ismini onun hikayesinden kullandık. O diyor yani vay Allah'ın zalimleri. Çünkü bu da bir mağarada çoluk çocuk kadınlar, işte kadın erkek çocuklar kafesi bir mağarada yeri tespit edince gece mağarayı boşaltmak zorunda kalıyorlar. Dışarı çıkışta bunun yanında bulunan bunun akrabalarından iki kardeş, birisi vuruluyor, birisi kurtuluyor. Ama o vurulanın başını kesiyorlar, vücudundan ayırıyorlar, öbür kardeşin boynuna asıyorlar. Karakola epey yol var tabi, Amutka Karakolu diye bir karakol var, orayı yürütüyorlar. Onun cümlesiydi, vay Allah'ın zalimleri.